Şanlıurfa ilimizin Bozova ilçesinin yavru balık üretim istasyonundayız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu istasyonunda biz yıllık yaklaşık olarak 30 milyon yavru balık üreterek 9 ilimize, kap bölgemize hem havuzlarına, iç sulardaki hem de göletlerine hem de barajlarına salımını yaparak bu alanda rızkını sağlayan balıkçılarımıza, üreticilerimize ve tüketicilerimize hizmet etmiş oluyoruz. Şu anda bu tesis Türkiye'nin en büyük yavru balık üretim tesisi. Orta Doğu'nun da birinci yavru balık üretim tesisi. Burada çalışan arkadaşlarımız gece gündüz gayret ederek hem yavru sazan balıkları hem de şavut balığı. Şavut balığı endemik Fırat balığıdır biliyorsunuz. Onun da genetik olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyorlar. Devletimiz bu konuda büyük destek veriyor. Türkiye'miz bu sene balıkçılıktan 2 milyar dolar ihracat ile rekor kırdı. Yaklaşık olarak biz somon balığı olarak 25 milyon ton bu bölgede üretmiş oluyoruz. Çevreyle ilgili balıkçılarımızın çok hassas olmasını istiyorum. Ağları barajlarda bırakmasınlar, denizlerde bırakmasınlar, iç sularda ve göletlerde bırakmasınlar. İkincisi plastik atıklarını ve çöplerini lütfen baraj göllerimize ve iç sularımıza atmayalım. Çevreyi korumak hepimizin görevi, ekosistemi korumak hepimizin görevi. Eğer biz bu görevimizi doğru yapmazsak gelecek nesillere sağlıklı bir ortam bırakmamış oluruz. Balıkçılarımızdan ricam biraz bu konulara dikkat etsinler. Kendi belgelerini, balıkçılık ve tekne belgelerini bizden alsınlar. Yasal bir şekilde, sağlam bir şekilde rızklarını temin etmek için çalışmaya devam etsinler. Çünkü biz denetimlerimizi 24 saat usulüne göre yapıyoruz. Hem jandarmamız, hem polisimiz, hem de bizim kendi görevli arkadaşlarımız barajlardaki balıkçılarımızı kontrol ediyor ve denetliyor. Bu konuda da lütfen belgeleri sağlam olsun. Allah onlara da sağlıklı ömür nasip etsin, sağlıklı işler nasip etsin. Bize bu konuda destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, yerel yönetimlere ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizi de bu yayımı yaptığınız için ayrıca takdir ediyorum. Çünkü bu güzelliklerin de vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Burası daha önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait bir balık üretim tesisiydi. 2021 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devri yapıldı. Taşra'da da Tarım Orman İl Müdürlüğümüze devri yapıldı. 2021 yılından bu yana yani son 4 yıldır burada balık üretiliyor. Üretilen balıklar sazan ve şabut ağırlıklı olmak üzere üretimi yapılıyor. Buradaki temel amaç şu. Tarım Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen bir proje var. İç su kaynaklarının balıklandırılması projesi. Bu proje kapsamında bütün baraj göllerinin, göl ve göletlerinin balıklandırılması hedefleniyor. Şu an Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı 7 tane balık üretim tesisi söz konusu. Bir tanesi de Şanlıurfa'da bulunmakta. Buradaki alan takriben 1400 dekarlık bir alan. Bu alanın içerisinde yaklaşık 370 dekarlık alan içerisinde 72,5 dekarlık alanda 22 tane havuzda balık üretimi yapılıyor. Şimdi arkamızda da havuzlar var. Evet. Şimdi isterseniz şuraları anlatarak olur. Da biraz gezmek istiyorum. Şu sağda gördüğümüz havuzda özür diliyorum. Sazan balıklarının erkek anaçları bulunmakta. Sol tarafta da sazan balıklarının dişi anaçları bulunmakta. Bunlar Nisan ayından itibaren üreme eylemi gerçekleştirebilecek olan anaçlar ellen organoleptik muayene neticesinde bunların üreme eylemi yapacağına kanaat getirdiğimizde 30'arlı grup ve 35'erli grup halinde şu karşıda gördüğümüz inkübasyon ünitesi yani kuluçkhaneye anaçları oraya alıyoruz. Orada 2 gün
22 derece su sıcaklığında bekledikten sonra bu balıklarımıza hormon enjeksiyonu ile, yani doğal yapay sancı verme kaydı ile, evet, bu balıklardan biz yumurta ve sperma alımını sağlıyoruz. Yumurta ve sperma alımı gerçekleştikten sonra 3 gün 22 derece su sıcaklığında, yani 72 derece gün ve derece sıcaklıkta bekleyen yumurtalardan larvalar çıkıyor. Larvaları biz tavuk yumurtası sarısını kaynatıp veya işte evet suda kaynatıp bu larvalara yumurta sarısı veriyoruz 3 veya 4 gün. Ondan sonra da aşağıda ve yan tarafta bulunan toprak havuzlarımız var. O toprak havuzlar fitoplankton ve zooplankton yönünden zenginleştirmiş olan havuzlar. O larvaları, yavruları oradaki havuzlara bırakıp 2 veya 3 ay kadar hem yemleyip hem de onlar doğal ortamla beslenmelerini sağladıktan sonra her biri 2 veya 3 gram, 4 gram ağırlığa geliyor. 2, 3, 4 gram ağırlığa geldiği zaman da Balıkçılık Sunder Genel Müdürlüğümüzün uygun görmüş olduğu illere dağıtımı yapılıyor. Bu da yaklaşık 9-10 vilayet. Yine hemen hemen 100'e yakın gölet ve baraj göllerine bırakma kaydı ile orada balıkçılıkla iştigal eden balıkçı kardeşlerimizin ağlarına daha çok balık takılması, yine sportif amaçlı olta balıkçılığı yapan balıkçı kardeşlerimizin de oltaları daha çok balık görsün diye ve bu insanlarımızın sosyoekonomik yapısı iyileşsin, daha da iyi olsun diye burada Tarım Orman Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir çalışma söz konusu.